Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Ey devlet, kamuyla vatandaş arasında köprü görevi gören ve işlerin dijital ortamda daha hızlı yapılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir portaldır. İnternetten giriş yapabileceğiniz gibi mobil uygulama aracıyla da işlem yapabilirsiniz. E-Devlet'ten Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümünüzü sorgulayabilir, soy ağacıyla soy bilgilerinizi öğrenebileceğiniz gibi birçok işlemi sistem üzerinden yapabilirsiniz. Bu videomuzda E-Devlet'e şifresiz giriş yapmayı anlatacağız. E-Devlet kapısı, kamuyla vatandaş arasındaki işlemlerin daha hızlı yürütülmesi ve bilgi alma hizmeti sunulmasıyla oluşturulmuş bir internet sitesidir. Bu portal üzerinden yapılmayacak olan işlem hemen hemen yok denecek kadar azdır. Her türlü işlemin elektronik bir ortamda sunulması hem yönetim hem de vatandaş için kolaylık sağlamıştır. Devlet dairelerinde sıra beklemek de artık bir eziyet olmaktan çıkmıştır. Bu platform, işlem yapmak, bilgi almak ya da kamuya olan borçların ödenmesi için kullanılabilmektedir. Sunulan pek çok hizmet vardır. Sisteme giriş yapabilmek için bir şifreniz ya da mobil imzanız olmalıdır. Sisteme giriş yapmadan evvel sizden kimlik doğrulaması yapmanız istenecektir. Kimlik doğrulaması sisteme giriş yapacak olan kişiyle bilgileri girilen kişinin eşdeğer olduğu anlamına gelmektedir. Yani bir nevi alınmış bir güvenlik önlemidir. Şifre, mobil imza, elektronik imza ya da kimlik belgesiyle birlikte kullanılabilmektedir. E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifresini almak için PTT şubelerine şahsen giderek 2 lira karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Şifre alabilmek için bazı şartlara sahip olmanız gerekiyor. Kendi adınıza şifre alabiliyorsunuz. Farklı bir şahıs adına şifre almak sadece vekalet yoluyla mümkün olabiliyor. Türkiye vatandaşı olmak ve 15 yaşını tamamlamış olma şartlarına uymanız gerekiyor. Bu şartlara sahip olan kişiler, PTT şubelerine şahsen ya da vekalet verdikleri kişilerin başvuruda bulunmaları sonucunda 2 lira ücret ödeyerek E-Devlet şifresi sahibi olabilirler. Şifre iptal yapmak ve sisteme bir daha giriş yapmak istemiyorsanız yine bu durumu PTT'ye bildirerek işlem yapmalarını istemelisiniz. Ödeyeceğiniz ücret bir seferliğine mahsustur. Banka kartları gibi yıllık aidatları bulunmamaktadır. Ancak şifre unutma gibi durumlar için tekrar şifre alınması durumunda 4 lira ücret ödenir. Bu tutar alacağınız her şifre için geçerlidir. Şifrenizi unuttuysanız ilk aşama olarak size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi değiştirmelisiniz. Çalıntı işlemlerine karşı gerekli önlemi bu şekilde alabilirsiniz. Ayrıca her şifre sistem üzerinde yalnızca bir kereliğine oluşturulmaktadır. Yani belirlenen şifre bir kez daha başka bir vatandaş tarafından kullanılamaz. Ayrıca şifresini unutanlar için yeni şifre belirleme konusunda sunulmuş pek çok yöntem vardır. Şayet sisteme cep telefonu numaranızı daha evvelden kaydettiyseniz bu işlemi kendiniz de halledebilirsiniz. Ekstradan PTT şubesine gitmenize gerek yoktur. Cep telefonunuza gelecek olan doğrulama mesajıyla birlikte şifre değişikliğini yapabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için mobil imza ve elektronik imza yöntemlerini de kullanarak sisteme giriş yapıp kendinize sıfırdan bir şifre oluşturabilirsiniz. Gelelim şifresiz giriş yöntemlerine. E-Devlet resmi sitesi üzerinden şifre dışında şifresiz olarak kullanabileceğiniz 4 farklı yöntem mevcuttur. Yani mobil imza, elektronik imza, kimlik kartı ve internet bankacılığı seçenekleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki olan mobil imza ile sisteme nasıl giriş yapacağınızı açıklayalım. Mobil imza alanına girdiğinizde kimlik numaranız, cep telefonu numaranız ve GSM operatörünüzü ilgili alanlara yazdırırsınız.
yazmalı ve devam et butonuna tıklamalısınız. Bu aşamadan sonra önünüze çıkan ekranda bir sözleşme bulunmaktadır. Sistem sözleşmeyi okuyarak kabul etmenizi beklemekte. Şayet bu sözleşmeyi okuduysanız sayfanın altında yer alan imzala butonuna tıklayarak işlemi onaylamanız gerekmektedir. Ancak bu şekilde giriş yapmak için sistem üzerinde yer alan bilgilerinizin ve burada yer alan cep telefonu numaranızın doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik imza yöntemiyle de sisteme giriş yapabilirsiniz demiştik. Elektronik imzanızın kimlik bilgilerinizle eşleşmesi gerekiyor. Kimlik numaranızla birlikte giriş yaparken elektronik imza uygulamanızı da aktif hale getirmelisiniz. Genellikle firmaların kullandığı bir yöntemdir. E-imza yöntemini kullanarak sisteme nasıl giriş yapabileceğinizi, uygulamayı nasıl aktif hale getireceğinizi ve nasıl e-imza oluşturabileceğinizi açıklama kısmındaki linkten detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kimlik kartıyla da sisteme giriş yapılabiliyor. Kimlik kartı uygulamasını bilgisayarınıza indirerek kurmanız gerekiyor. Sisteme giriş yapacağınız sırada bu uygulamanın açık olması gerekli. Ancak güvenlik açısından kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Çünkü bu alandan şifresini unutanlar için şifre değiştirme işlemi de yapılmaktadır. Son yöntem ise internet bankacılığıdır. İnternet bankacılığı şifrenizle de E-Devlet kapısına giriş yapabilirsiniz. Giriş ekranında yer alan banka logolarına tıkladığınızda sistem sizi müşterisi olduğunuz bankaların internet bankacılığı sayfalarına yönlendirmektedir. Kimlik numarası ya da müşteri numarasını kullanıcı alanına, kullandığınız mevcut internet bankacılığı şifrenizi de şifre alanına yazmalısınız. Onay işleminden sonra sisteme rahatlıkla girebilirsiniz. Vatandaşa çeşitli kolaylıklar sunan bu sisteme belirttiğimiz şekillerde giriş yapabilirsiniz. Ancak tekrar edelim ki kimlik ve şifre bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı öneririz. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.